Dandana Server'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. En son hayat laneti görevini yapmıştık. Yine genel görevler listemizde Laneti Engelle isimli bir görev çıktı. Bastığımızda Amiral Amur seninle görüşmek istiyor diyor. Bakalım Amiral bu sefer bizden ne isteyecek? Laneti Engelle. Geldiğin iyi oldu. Köle ve banşelerin planını sabote etmenin yolunu bulduk. Devam. Ölülerin ruhları bedenlerini kullanıma açmaları için bir araca ihtiyaç duyulur. Bu devlerin çuvallarda sakladığı kutsal topraktır. 100 çuval ele geçirebilirsen hayat lanetini durdurabiliriz. Devam. Hemen yola çıkıyorum. Eyvah. Hayat laneti engelle. Kutsalmış toprak kazan. 100 tane istiyor. Dev. Dev öcü. Of. Bayağı yoracak gibi gözüküyor. İstikamet Guatama. İlk devecinin yanına geldik. Bakalım. Ya bu görev bana biraz saçma geldi. Bu dev öcü olmayabilir. Hava patladı, değil mi? Hiçbir şey düşmedi. Bunda bir anormallik var. Çözeceğim. Dev denilen dev öcü değil de yıldırımda bulunan kancalar olması lazım. Bir tane metin kestim. İki tane düştü. Bakalım. Metin keserek düşüyorsa zaten harika. En sevdiğim bu. Sayı direkt düşmeye devam ediyor. Yani gidip verip de kabul etmeme durumu yok. 2 tane düştü. 98 tane kaldı dedi. Yani verdiğimizde görev bitecek. Baba dayının yanında sürekli çıkıyor bunlardan. Bir de burayı şöyle toplayalım. Evet. 3 oldu.
4 oldu. Arkadaşlar üstünde dev yazan. Yani buradaki slotların hepsinden düşebiliyor. Kaptan kancı da kesmedim çünkü az önce düştü. Dev büyücü, dev kasap. Evet 5 oldu. Slotlardan düşüyor arkadaşlar. Guatemala'ya falan gitmeyin. Yıldırımdan çıkmamışız henüz. Ben düşürmeye devam edeceğim. 100 tane olunca görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 saatin sonunda 100 tane kutsanmış toprağa düşürdük. Görevimize tıkladığımızda Amiral Ankh-Mura rapor ver diyor. Amiral Ankh-Mura şimdi dönüyoruz. Bakalım ödülümüz ne olacak? Çok uğraştırmadı. Sayıya göre 2 saat çok değil bence. Guatemala'ya gitmiyoruz. Yıldırım'daki devleri kesiyoruz sadece. Amiral Ankh-Mura. Laneti engelle. Sana güvenebileceğimi bir kez daha anladım. Teşekkürler. Al işte ödülün. Yak verdi. Ek verdi ve bilinmeyen tılsım kazandın dedi. Görev yine devam ediyor. Laneti engelle. Öcülerde ölü diriltmesi için kullanılan bir araca sahip. Ama neye benzediğini bilmiyoruz. Öcülere git ve şüphe uyandırıcı gördüğün her şeyi buraya getir. Dedi. Devam. Anladım. Okey. Laneti engelle 2 diyor. Öcülere alt et. Ve aracın neye benzediğini öğren. Bir tane para kesesi. Bir tane de altın klan düşürmemiz gerekiyor. Bu sefer istikamet. Gerçekten Guatemala. Hele bir gidelim bakalım. Evet. Öcülerin alanına geldik. Öcülerin çıktığı herhangi bir metin yok. Bu yüzden normal slot kesmemiz gerekecek. Yine Tanrıçanın gözyaşı ve eldivenimiz takılı. Görevimizi de alalım. Laneti engelle öcülerin aracı. Para kesesi ve altın klan düşecek bize buradan. Hadi bakalım bir girişelim. Evet. İkisi de düştü. Amiral Ankh-Mura rapor ver diyor. Para kesesi ve altın klan çok kolay düştü. Neyi keseceğinizi bildikten sonra zaten çok fazla uğraşmıyorsunuz. Bakalım bu sefer ödülümüz ne olacak? Bu 96 level görevleri şu an yapmış olduğumuz. Amiral Ankh-Mura. Laneti engelle. Aferin. Yoni gezgininden bu eşyaları incelemesini rica edeceğim. Tamam. Laneti engelle. Yoni gezgini bul ve sana incelemelerin sonucunu bildirsin diyor. Evet. Hemen Yoni gezgine gidiyoruz. Bu adam işin içine bulaştıysa bu görevde bir sıkıntı vardır. Muhtemelen uğraştıracak gibi geliyor bana. Bakalım. Laneti engelle. Aa geldin demek. Öcülerde bulduğun eşyalara baktım. Devam. Kesedeki altın paralardan karanlık ve güçlü bir kuvvet yayılıyor. Araç onlar. Bunu Ankh-Mura bildir. Tamam. Amiral Ankh-Mura gidiyoruz şimdi. Rapor ver dedi. Amiral Ankh-Mura. Laneti engelle. Demek ki altın paralar araç olarak kullanılıyor. Tamam öyleyse. Yoni gezgine bundan sonraki adımlarımızı danışayım.
Birazdan sana dönerim. Devam. Üçüncü el verdi. Arkadaşlar yine Yang verdi. X verdi. Amiral Angmur'a git diyor yine. Amiral Angmur laneti engelle. Buyur altın avcı tasmasını al. Ve öcülerin para keselerini bulmak için kullan. Devam. Altın avcı tasması kazandın. Devam. 100 altın paraya ihtiyacımız var. Ama korkarım her bulduğun araç olarak kullanılmaya uygun olmayacak. Yani zorlu bir uğraş seni bekliyor. Devam. Sorun değil. Tamam. Öcülere karşı savaş. Para keseleri topla. Her altı para araç olarak kullanılamaz. Bunları Yoni gezgine incelet. Okey. Arkadaşlar bunda sayı çok fazla. Muhtemelen alıp almama durumu da var. Yeniden öcülerin alanındayız. Vermiş olduğu tasmaya sağ tıkladım. Kayboldu. Tasmanın görüntüsü aynı. Manyak sular görevinde yapmış olduğumuz tasma ile aynı. Sağ tıkladığınızda kayboluyor. Onun sayesinde öcülerden parayı çalabilirsin diyor. 100 tane para kesesi. Yine Tanrıçanın gözyaşı takılı. İlk etap için toplam 64 tane bir düşürdüm. Bakalım Yoni Gezgin nasıl yapacak? Alım verim nasıl? Onu bir kontrol edelim. Bayağı zor düşüyor arkadaşlar. Hem de oldukça zor. Şu anda üstad 45 dakikada düşmüş. 64 tanesi. Ne kadar ne kadar zamanda alacak? Onu hemen bir matematiksel hesabını yapalım. Kabul etmeme durumu var. Başında da söylemiştim videonun. Evet, elimizde kalan sayıyla 56 tane kaldı. Verdiklerimizle 44 tanesini kabul etmiş. Bayağı uğraştıracak bir görev. Bekleme süresi yok. Gittiğinizde mesela 200 tane düşürüp öyle gelebilirsiniz tek seferde bitirmek için. Ben bu sefer bir dahakinde 100 tane ile bir geleceğim. Buraya 100 tamamlanmadan Yoni gezgine gelmeyeceğim. Kesmeye devam. Evet arkadaşlar toplamda 56 tane daha vermemiz gerekiyordu. Öcülerin olduğu yere otomatik av açtım. Özütü açarak orada ölmeden sabaha kadar kesmiş. Toplamda 134 tane düştü. Bayağı bir uzun sürdü bu görev. Bakalım umarım bununla biter. Oradaki slotlar karakteri yere düşürdüğü için kesmek oldukça sıkıcı. Uzatmadan bitirirse bu görevden de kurtulacağız inşallah. Bu görevi yaparken 101 level oldum. Petim 88 level oldu. Verelim bakalım. Laneti engelle.
araç olarak kullanılabilecek durumda olan tüm altın paraları bulduk. Bu Banshee'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Al bu ödülün. Angmur sana sonraki görevini verecek. Devam. Bilinmeyen ilaç kazandın dedi. Amiral Angmur beni arıyormuş. Yine laneti engelle diye görev var. Sıfır diyor bu sefer. Yani son görev sanırım bitişi yapacağız gibi görünüyor. Amiral Angmur. Karanlığın kölelerinin ağaç şeytanı kabuğunda ele geçirmesini engellemeliyiz. Devam. Ağaç şeytanları dünyamızın en karmaşık türüdür ve Sunkmahi dahil kimseye hizmet etmezler. Guatama uçurumunda 3 türü bulunur. Akubeku, Arboretum ve Sekamor. Bunların kabuğunu yüz. Devam. Anladım. Akubeku, Arboretum, Sekamor. Evet. Yine Guatama'ya gidiyoruz. Bunlar yeşil görünümlü büyük ağaçlar. İsimlerine dikkat etmeyen varsa hemen gidip başlayalım kesmeye. Sekamoru bulduk. Bu ağaçların sabit bir yeri yok. Bu Guatama haritasının her yerinde çıkabilir. Bir şey düşmeyecek, sadece kesmemiz gerekiyor. Savunmaları çok iyi ama simyanız ne olursa olsun kolay kolay ölmüyorlar. İki tane kaldı zaten görevde de. Şimdi Akubeku ve Arboretum bulacağız. Akubeku'yu da bulduk. O da suyun içerisindeymiş. Şimdi sadece Arboretum bulmamız lazım. Arboretum da geliyor. Dağları taşları açtı. Gidiyor. Evet, onu da yakaladık. Olanları Amiral Angmur'a anlat dedi. Rapor ver diyor. Hemen Amiral'e dönüyoruz yeniden. Akubeku, Arboretum, Sekamor. Üçünü de kestik. Amiral bu sefer ne isteyecek bakalım. Çok uzun metrajlı bir görev. Laneti engelle. Sağ salim geri dönmen ne güzel. Başarabildin mi? Ne? Tüm ağaç şeytanların kabuğu soyulmuştu ve taze savaş izleri mi vardı? Öyleyse karanlığın köleleri senden önce gelmiş olmalı. Devam. Eğer ağaç kabuğunu buldularsa hayat lanetini yapmanın da bir yolunu bulurlar. Yani bunun kaçışı yok. Savaşa giriyoruz. Vahşiler bizden daha fazla saklanamayacak. Adamların peşlerinde. Onları bulduğumuz anda seni çağırtacağım. Devam. 96 level görevleri bitmiş arkadaşlar. 97 level görevi. Bundan sonrakiler X verdi, Yank verdi. Laneti engelle görevi burada bitti. Çok uzun metrajlı olmasına rağmen doğru düzgün bir ödül alamadık. Yeni görevlerde yani 97 levelden sonraki görevlerde yeniden görüşmek üzere. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.